Türkiye topraklarına yerleştirilmek üzere gönderilen patriotlar indirildi. Hataylılar vatan nöbetini başlattı. Binlerce Hataylı patriotlara karşı eylemde. Deniz Çağlayan İskenderun'daki son gelişmeleri canlı yayında aktaracak. Evet Deniz, sözü sana bırakıyoruz. Çekim var. Evet, AKP'nin NATO'dan talep ettiği patriotlar dün gece saatlerinde İskenderun'a ulaştı. Alman ve Hollanda gemileri İskenderun limanına patriot füzelerini ve malzemelerini indirmeye başladılar. Bugün İskenderun'da Havuzlu Çarşı'da çok büyük bir kitlesel eylem olacaktı. Ancak polis ekipleri ve kardeşlik platformu arasındaki pazarlıklar ucunda yürüyüş zor da olsa gerçekleştirildi. Polis ekipleri yürüyüşün gerçekleştirilmesine plamaların kaldırılması karşılığında izin verdi. Kardeşlik platformu ve üyesindeki 26 örgütü ve siyasi parti şu anda İskenderun Limanı'nın B kapısında basın açıklamasını gerçekleştirdi. Peki basın açıklamasında neler söyledi? Bunları canlı yayında size aktaramadık. Onun için şu anda yanımızda kardeşlik platformu sözcüsü Mustafa Özarslan var. Bize gelişmeleri o anlatacak. Ondan alacağız. Hemen yanlış söylediysem ismimizi lütfen Bayram Özarslan. Yanlış söylediğimiz için özür dileriz. Yok İslam. Evet, gelişmeleri sizden alalım. 15 günlük bir çalışma sonrası halkımıza gerekli duyurularımızı yaptık. Patriotların memleketimizi savaşa sürüklemek için bir araç olarak kullanılacağını belirttik. Bildiriler dağıttık ve bu çalışmalarımız sonucu binlerce yurttaşımız İskenderun Havuzlu Çarşı'da davetimize iştirak ettiler. Türkiye Gençlik Birliği, ADD ve birçok sivil kitle örgütü ve de bölgemizin Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri aramıza katıldılar. Bizlere destek verdiler kardeşlik platformu olarak. Bizler her zaman bu görevlerimizi kardeşlik platformu olarak yapmaya devam edeceğiz. Ve bu görevimiz sonucu İskenderun'da diğer sivil kitle örgütlerimizle beraber bu patriotu kurmak için gelen yabancı NATO, sözde NATO askerleri ayakları, postalları kanlı efendim emperyalist güçler askerlerini İskenderun'da safında her gördüğümüz yerde kafalarına çuvallar geçireceğiz. Biz bu patriotları Türkiye'mize istemiyoruz. Patriotlara karşıyız. Hatta NATO'dan artık Türkiye'mizin çıkması gerekir. NATO artık eski işlevini kaybetmiştir. NATO bir savaş gücü, ABD'nin güdümüne girmiş bir savaş gücü olarak kullanılmaktadır. Bütün ama yurtsever arkadaşlarımıza, gerçekten Mustafa Kemal'in askerleri olanlar bugün buralardı. İnşallah bundan sonraki etkinliklerimizde çok çok daha büyük katılımlar ve bu patriotları ve buradan sonra ileride de olabilecek, gelebilecek, İskenderun Limanı'na gelebilecek yabancı güçleri her zaman karşısında olacağız. Teşekkür ediyorum. Evet, hemen belirtelim. Almanya'dan gelen patriotlar Kahramanmaraş'a, Hollanda'dan gelen patriotlar ise Adana'ya yerleştirilecek. Amerika'dan gelecek olan son gemiden inecek patriotlarsa Gaziantep'e yerleştirilecek. Şu anda yayınımıza Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı İlker Yücel'i alacağız. İlker, böyle gelelim. Basın açıklamasını canlı olarak veremedik ancak şu anda hala buradayız. Sen olalım. Evet, bir. İskenderun halkına teşekkür ediyoruz. Gençliğini yalnız bırakmadı. Geldi sağ olsun. Burada ilk önce şehir merkezinde bizim toplanma alanı olarak belirlediğimiz yeri taştık. Sokaklara taşmak zorunda kaldık. Trafiği kapatmak zorunda kaldık. Ama karşılıklı emniyetle de bir şekilde yolunu bularak limanın önüne vardık. Şimdi burada gelen füzeler kim için geliyor çok net belli. Kim için geldiği belli. Amerikan emperyalizmi için geliyor, Tayyip Erdoğan için geliyor. Onun saltanatını korumak için geliyor. İsviçre'deki 8 ayrı hesaptaki paralarını korumak için geliyor. Çalık Holding'in bilinmesini korumak için geliyor. Halk yok burada. Burada aynı Hatay'ı nasıl kaybettiysek, El-Kaide şu anda Hatay'ı yönetiyorsa İskenderun'a da füzelere verdiler. Ama burada İskenderun halkı ile birlikte, gençliğimizle birlikte, Türkiye Gençlik Birliği'nin üyeleriyle birlikte, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sayın milletvekilleriyle birlikte, İşçi Partisi'ne de çok teşekkür ediyoruz. Bütün gücüyle bizi burada yalnız bırakmadı. Geldiler Sayın Genel Sekreter Osman Yılmaz. Yani burada bir birleşim sağladık.
vatanseverliğin birliklerini sağladık ve şu mesajı verdik. Bakın Suriye bayrağını taşıdık. Suriye halkının kardeşi biziz. Filistin bayrağını taşıdık. Burada İran televizyonları vardı. Burada uluslararası ajanslar vardı. Bölge buradaydı. Bölgenin kalbi burada. Ama burası şu anda Orta Doğu'ya saldırının merkezi yapılıyor. Orta Doğu'ya saldırının merkezi yapılıyor ve Türkiye bölünüyor. Bu bugün yürüyerek neler çektik? Daha bir hafta önce Türkiye'nin bölünmesi için yürüyenler davulla zurnayla yürütülüyordu. Evet. Medya yürütüyordu. Herkes o TÜSİAD yürütüyordu. Koçlar, moçlar, sabancılar yürütüyordu değil mi? Arkadan yürütüyordu. 100 bin. Şimdi biz vatanseverler yürümekte zorluk çekiyoruz değil mi? Şimdi burada şunu tespit edelim. Bu iktidardan kurtulmadan bölgeye barış gelmez. Türkiye'ye barış gelmez. Kürt meselesi de çözülmez. Cumhuriyet de savunulamaz. Şöyle bağlayayım sözlerimi. Bu topraklarda çuvalın hükmü geçmez. Biz çuvallarımızı hazırladık. Bu Amerikan Johnny'lerine diyoruz ki sakın ha, sakın ha çuvallarla birlikte sokaklardayız. Gezemezsin bu topraklarda. Füzelere karşı eylemlerimiz devam edecek. Durmayacak. Türkiye Gençlik Birliği'ni durduramayacaklar. Göreceksiniz. Çok büyük eylemler yapacağız. Bu bir ilk işaretti. Türkiye'yi füzeistan yaptırmayacağız. Bakın bunlar yüzünden Türkiye Türk'ün hükmünün geçmediği bir ülke oldu. Hiçbir yerde geçmiyor. Ekonomide mi geçiyor? Hiçbir yerde geçmiyor. Siyasette mi? Dış politikada mı? Her şey Amerika'nın lehine şekilleniyor. Biz o yüzden yeni bir devrimle, büyük bir atılımla milletimizi ayağa kaldırarak yeniden kurumlarımızı inşa edeceğiz. Bölge halklarını selamlayacağız. Buradan da hem Arapça hem Türkçe sloganlarımızla birlikte bölge halklarını selamladık. Füzelere karşı eylemlerimize devam edeceğiz. Edeceğiz değil mi değerli dostlar? Bakınız Hataylılar oturmasın evlerinde, İskenderunlular oturmasın, Antepliler oturmasın, Türkiye oturmasın. Kesinlikle. Türkiye oturmasın, kimse oturmasın. İktidara gelene kadar mücadeleye devam. Hepinize saygı saygılar. Türkiye'de bak devlet haber görüyor. Tamam. Hemen tekrar edelim. Alman ve Hollanda gemilerinin getirdiği Patriot füzeleri şu anda İskenderun limanına indiriliyor. İncirlik üstüne doğru karayoluyla harekete geçecekler. Şu anda İskenderun limanının B kapısındayız. Burada hükümet istifa sloganları yankılandı bugün. Suriye Türkiye kardeşçe sloganları yankılandı bugün. Şu anda size İskenderun B kapısından aktaracaklarımız bunlar. Sıla.